Duşumu aldım arkadaşlar. Şöyle bir rahatladım. Çok şükür. Benim bir şeyler aldım. Hemen patates koyacağım. Geliyor bizimkiler. Şuradan patates koyayım, onlar gelinceye kadar biz. Aa, bunun üstüne de dökülmüş. Abo, her yere bir şeyler dökülmüş. Geçen gün bir çay var ya, onun üstüne kadar gelmiş. Patates seviyor Aras da. İşte biz de yiyoruz. Ortaya koyacağım ortaya. Ortaya. Koyacağım. Ortaya yiyeyim. Şimdi böyle rahat, yerde rahat yiyor. Şöyle birazcık yağ yapayım. Biraz da tuz yapayım. Tamam. Pişi burada duruyor böyle. Pişi hazır. Üstünü falan da kapatmadım. Boşaltacağım taraftan. Bir önce bir şu alışveriş halledeyim. Bir patates koyayım. Yirmi dakikada pişer. Çünkü çok doldurdum. Böyle az koyunca pişirmedim. Hemen pişiyor. Şöyle bir sucuk aldım vallahi Migros'tan. Feriha diye. Feriha. Öyle bir film vardı ya, Feriha. Yoğurt aldım. Ondan sonra muz aldım. Şöyle şey aldım. Şöyle çeri aldım. Bunu kullanacağım şimdi. Patates salatası falan yaparsak belki. Gideceğiz ya. Gideceğiz diye düşünüyorum. Düşünüyorum, öyleyse varım arkadaşlar. Bunları yerine yerleştireceğim. Bunları da sepete koyacağım. Elma yok yine. Elma alacaktım, elma yok orada da. Dolaba kaldırayım.
Koyacağım için ayrı tabaklara koymayacağım. Bir dakika. Robotu açtım, içeriği süpürüyorum. Şimdi şunu şöyle yapacağım ya. Bunu böyle yapacağım ya. Küçük tabakları koyduk çünkü bizim soframız küçük. Sofraya sığmıyor tabakçama. Arkadaşlar. Yumurtayı koyacağım şimdi. Şunu bir çıkartayım şöyle. Yeni üye olan bir arkadaş var. Kanalıma hoş geldin. Ben iyi ki iyi oldu. Teşekkürler diyorum. Üye oldu. Niye böyle oluyor? Şey yaptığım için böyle buraya tabakları yığdım. Onları kaldıracağım yerine yumurtayı bir koyalım. Yumurtayı başlayıp ortaya doğrayacağım. Yarım saat hazır dedim, 10-15 dakika oldu ben söyleyeyim. Hemen koymam lazım arkadaşlar. Bu bir şekilde. Görebiliyorsunuz değil mi?
koydum, patates koydum. Aldım ufak tefek şeyleri dolaba yerleştirdim. Ondan sonra reçel falan da koyacağım. O zaman başlayalım arkadaşlar. Şeye versin bardası. Bardas domates içeriği yiyor da hani böyle bütün bütün olmasını istemiyor. Güzelce minik minik yesin. Domates tamam. İçeri domates. Bir tane normal domates doğruyorum. Pişinin yanında iyi gider diye. Bir tane de biber koyalım. Yarım ya, yarım biber koyuyorum. Sonra bunlar hazır. Şöyle, şuraya. Zeytin pişiyle iyi gider. Bayağı yenilir. Yumurtayı da doğrayacağım. Sucuğu da aslında sumuk sucuk da yumurta mı yapsaydım? Neyse yumurtayı koydum artık geçti artık çok geç. Şimdi şuradan ben bir peynir koyayım. Benim bu arada duş alınca bugün en güzel olayı duş almak oldu arkadaşlar. Namazımı da kıldım çok şükür. Sabah namazına kalktım. Çok şükür. Şuradan bu parçada kaşar atayım içine. Sucuğu da öyle yapacağım arkadaşlar. Bunların işi bitti. Bunları yerine kaldırıyoruz. Ortada karışık karışık olmasın diye. Ondan sonra ne yapıyoruz? Kahve pekmez yapıyoruz. Nasıl salçanın ağzı açıldı? Abo. Elim değil salçanın ağzı açıldı. Ulan kızıyorum bak ha.
kadar çok çekirdeği var ya. Çiğ çekirdek kaynıyor. Arkadaşlar ben böyle çayın şapkayı çok seviyorum. Biraz yarısı burcu bir şey olmuş. Bir şey olmuş işte. Anladınız siz onu. Geliyorum. Parlaza oyuncak yaptım da. Neyse arkadaşlar, o zaman hazır. O zaman ben şey yapayım. Şöyle. Burada reçeller var zaten. Şunlara da reçel ilave edeceğim. Onları da alacağım buraya. Soğan pekmezi yemeyeceğim. Her şey hazır zaten. Salata. Canlar. Ben bebeğim kız. Arkadaşlar. Becerikliyim be. Dünyanın en becerikli kişisi benim, biliyor musun? Kendimi öyle ilan ediyorum. Allah vergisi arkadaşlar. Dün çok şey yedi yaşlı annem de üzülüyor. Eşim de geldi o arada. İşte orada kıstadan kıstanları çıkıyor. Rüzgar da dinliyorlar. Hoşlarına gidecek. Annem diyor yani sen diyor babana şeklisin, baban gibi diyor. Habire diyor konuşup duruyorsun diyor. Ben diyor pek konuşmam öyle diyor. Annem de konuşur da. Şimdi hikaye öyle değil o, bir hikaye anlattım. Öyle değil o diyor, başka türlü oluyor. Yani eşi sırtına almış mesela, çobana götürmüş, çoban şey yapmış ya, yardımcı olmuş ya, eşiymiş yani, oğlu değilmiş. Kadına bayağı kötülük yapmış adam. Köylüye bayağı çektirmiş falan. Öyle yani hikaye. Şimdi şöyle bir... Reçeller var. Bunlara bakacağım arkadaşlar. Şöyle. Tavayı pekmez yapacağım. Şu an reçel var buraya. Götürmüş yine aile. Mezara görmüş, yardımcı olmuş. Allah'ım sürekli o çoban şeymiş. Yoldan gelen geçen azığı olur ya çobanların. O azıktan ikram edermiş. Buyurun gelin falan filan. Onlara geliyormuş arkadaşlar. Hocam şimdi ne kadar ben senin misafirini ağırladım. Şimdiden sonra da sen benim misafirimi ağırla demiş şeye. O kötü adam dediklerine. Bu gül reçeli, portakal da bu reçeli bu. Ayva reçeli. Bu
sallanıyor. Biraz gevremiş. İyi olmuş. Ondan sonra bu da Münir Çelik koymadım. Onu koyacağım. Baştan kaldırayım ben bunları. Yavaş yavaş. Şimdi şu masaya koyacağım. Şöyle çikolatayı da çıkartayım. İçeriye götüreceğim. Şöyle minnacıcık ince böyle çay tabağı bir tabak lazım. Çünkü neden? Ortaya koymuş vaziyetim. Şunun içerisine kalmıştı. Böyle şöyle koyuyorum. Doğrayacağım için ortaya soracağım. Çünkü ben bal çıkarttım mı? Bal koydum. Allah Allah. Patates tamam. Şimdi eşim pek tereyağı sevmiyor. Kenarlarından şey yiyor. Balından yiyor. O öyle yer. Bu böyle yer. Vallahi iyi hazırladım. İyi oldu ha. Şimdi yumurtayı koymuştum. Kapatıyorum.
sucuk yapalım bir tarafa. Sucuk. Ay kavanozu atmasaydım keşke. Niye derseniz çünkü o yağı ne yapacağım ben? Olsun bakalım. Yukarıda kavanozu yuvarlana koyacağım. Şimdi arkadaşlar patates fazla beklemesin. Öyle yapıyoruz. Değilse sucuk falan yapmayız. Bu da doğranmıyor. Bardak sucuk sever. Bizi davet etmişler. Yumurtalı sucuk yapmışlar. Sucuklu yumurta yapmışlar. Ay bu sucuklardan bir yedi, bir yedi. Varmış. Ay varmaz. Şu an şimdi sadece yumurtaya şey yapacağım. Ay kızlar aman. Aman kızlar arkadaşlar. Bunları bir tepsiye alıp içeriye götüreyim ben. Bir tane muzla bir tane şey Angelik gelip koysam iyi olacak. Şimdi şunu da poşete kaldırayım. Çünkü dolap kokusu. Dolapta koku olmasın diye. Şimdi ben bunu böylece dolaba koyarsam ne olur biliyor musun? Dolap bir kokar, bir kokar. Abooo! Benim midem bulandırı. Böyle yaptığım zaman fazla kokmuyor, hiç kokmuyor. Böyle koyduğum zaman arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine ben şöyle iç yağ koyayım. Tereyağını kaldırdım, koydum, kaldırdım, koydum. Bir de tereyağı koyayım. Böyle o güzel bir sucuk olsun. Altıya hazırlayayım arkadaşlar. Size göstereyim. Herhalde bizimkiler hepsi uyuyor. Her gün diyorum misafir geliyor. Kalkın diyorum yok. Yatıyorlar. Yatıyorlar arkadaşlar. Şunu kapat. Bunları şöyle
Bardakları yıkayacağım. Şimdi bunun üstüne bir tuz gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Tepsiye koyacağım. Onun için bu tarafa almadım ama bardak yıkamam lazım. Bir dakika. Kazadan beladan korunur falan diyor, biliyor musun? Öyle bir şey. Çaylarımı dolduracağım ben. Doldurmadan önce şu şey, çayımı birazcık ısıtmam lazım, ılık.
Ondan sonra çayımı dolduracağım arkadaşlar. Sofraya alır diye düşünüyorum ben bu şeyleri. Olur alır, evet. Tuz yapayım ben bunların üzerine. Bence yorulmuyorum ya. Hiç yorulmuyorum. Duş aldım ya ondan. Hiç yormuyor beni böyle bir şeyler hazırlamak. Duş almayınca böyle dinleyeyim yapış yapış yapıyor. O beni yoruyor. Makineyi boşaltayım da. Onu kendime sonra iş edeceğim arkadaşlar. Çakalarım da şöyle yerleştiremedim ya. Abo içi çok sıcakmış değil mi? Benim de yedi yaktı. Ay. Şimdi arkadaşlar ben bunları şöyle tepsiye koyacağım. Şu minik olanları. Bu tarafa su gelmiş, altı sulanmış. Böyle götüreceğim. Yarım saate gelecek çocuklar gelmediler. Şimdi gelecekler. Benim hazırlama bir yoldu. Sonra onlar gelince hazırlayınca da çocuklar ağlas ve acıkıyor. Bunu içeride karıştıracağız. Vallahi böyle ben bunu bir götüreyim. Şöyle elime de şuradan balı alayım şöyle. Thank you.
Soğumuş. Şimdi şu yağı şuraya dökeyim. Nasıl dökeceğim? Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Soğumuş. 10 tane kap kirletmeye gerek yok. Bunu elimde yıkayacağım artık. Bu yağını falan sabah silmiştim, bir şey yaptım. Artık bu videoları nasıl atacağım bilmiyorum. Çünkü sabahleyin bir şey yaptım, kısa kahvaltı hazırladım. Anam ne olmuş böyle. Ondan sonra şimdi kahvaltıyı hazırladım. Çocuklar gelecek kahvaltı. Beraber yapacağız diye planlamıştım ama kızın işi varmış. O yüzden onunla da o kahvaltıyı yaptık. İşte. Kızımızı böyle yapacağız. Onu hazırladım işte. Yumurtasını falan yemeden gitmiş. Gitti ya. Saat de gelince acelece anne çok sıcak ya ben yiyemem şimdi falan filan dedi. Ama annesi ona hazırladı yine de. Çocuğuna kahvaltısını yaptırdı. Makine yapmaya karar verdim de o yüzden buraya karar verdim arkadaşlar. Makine yatacağım. Çok şey yağlı içinde çay kalmış. Karanfil kalmış sabahki bardağım bu benim. Şimdi arayacağım çocukları. Sadece çay kaldı. Tamam. Çay içeyim şuradan. Hadi görüşürüz arkadaşlar. 48 dakikadır böyle Ayşe bacımız bir şey yiyecek. Sabahtan beri yiyeceğim. Saatim gelmedi yemedim. Kahvaltı yiyeceğim şimdi de şöyle bir tadına bakayım. Soğumuş gitmiş. Üstünü kapatmadım ya. Olur. Şöyle mutlu.
Şimdi ben duş aldım. Babamla konuştuktan sonra duş alıyorum, kahvaltıyı hazırladım. 38'den. Tamam, bir saat önce aradı. Yarım saate geleceğiz diye. Sucuğun tadı şeyini pek beğenmedim, böyle bir sarımsak kokusu var, geldiler. Haydi. Evet, Barlas Bey'e gel, çayı dolduracağız arkadaşlar. Görüşürüz bakalım.